Kılıçlı İstiklal Marşı'yla başlıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimiz. Diğer maddeye geçiyoruz. Kulüp başkanımız Sayın Hacı Ahmet Yaman Başkanım. Bizim gelmiş olduğumuz süreçte transfer tahtasının kapalı olması ve mevcut futbolcularla yola devam edecek olmamızın da mecburiyeti bu gütte doğrultusunda göstermiş olduğumuz gayretlere elimizden geldiğince kulübümüzü ayakta tutmaya ve iyi bir noktaya getirmeye gayret gösterdik. Belki çok da fazla aslında istediğimiz derecede yapamadık da diyebiliriz, öz eleştiri de yapabiliriz, çok daha iyisini de yapabilirdik. Fakat bunun sonrasında malumunuz 6 Şubat'taki malum deprem aslında bizim zaten içinde sorunlarıyla boğuştuğumuz bu kulübü adeta içinden çıkılmayacak bir hal içerisine koymuştu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte inşallah alınan kararların kulübümüz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplam 53.167 lira masraf edilmiştir. Bunların gelirleri de bonservis gelirlerimiz 15.110 lira, 15.111, reklam gelirlerimiz 2.080 lira, bağışlar 23.273.000, yöneticilerimiz para da 12.763.000 olmak üzere gelir ve gider tablomuz burada mevcuttur. Bizim döneme ait olan şu anda hali hazır borçlarımız, piyasa borçlarımız 1.817.000, tahakkuk etmiş futbolcu borçlarımız 15.328.000, tahakkuk etmiş teknik heyet borçlarımız 5.837.000, personel maaş borcumuz 1.455.000, maliye borcumuz 1.896.000, SSK 4.634.000, verilen çek ve senetler 3.115.000 olmak üzere 34.084 lirada şu anda mevcut borcumuz var. Malatya Spor için ellerinden geleni yaptıklarını söylediler fakat ben kendilerine soruyorum. 6 Şubat depreminden sonra kaç sefer tesise uğradılar? 6 Şubat depreminden sonra kaç sefer memlekette mücadele verdiler? Kaç sefer sokaklardaydı? Bir ikincisi, Sayın Faruk Bey bir açıklama yaptı. CASA olan borcumuz 468'di sanırsam. Yani gerçekten yani işler arası bir durum. Yani söylenecek çok söz var. Fakat terbiye müsaade etmiyor bunlar. Şimdi daha dinliyorsunuz. Ben özür dilerim başkanım. Kürsüye çıkan hiçbir yöneticinin sözünü kesmedim. Başkanım. Kürsüye çıkan hiçbir yöneticinin sözünü kesmedim. Başkanım. Hiç genel kuruluna hitap edin. Ahmet Başkanım. Ben de bozmadım. Kimsenin de sözünü kesmedim başkanım. Serdar Başkanım bir tane bir tane. Serdar Bey. İkili polemiğe girmeyelim başkanım. Başkanım bir sözünüz varsa çıkan kürsüde söylersiniz. Serdar Bey. Söyleyemiyorsunuz çünkü. Ben ikili diyalog yapmıyorum Sayın Cuma Başkanım. Bir tane. Kusura bakmayın. Bir tane. Malatya Spor'u sahiplenmek mi suçu? Sahiplenmediniz. Sahiplenmediniz. Hiçbir şekilde sahiplenmediniz. Ben konuşmuyorum. Arkadaşlarım söyleyin kardeşim. Biz buradayız. Sayın Divan Başkanım. Bir tane. Ahmet Başkanım, iki dakika müsaade eder misiniz? Ahmet Başkanım. Şimdi Divan Başkanım. Tamam, hesaptan göreceğiz bunu. Ben şunu söyleyeceğim. Muhalefette konuşmasın. Bizim açığımız var. Ben muhalefet konuşmuyorum. Ben burada açığınız var da bilmiyorum. Zaten başkanım. Sunduğunuz tuhaf bir tane. Serdar Hocam, bir saniye. Bir saniye. Sayın Başkanım, bir dakika. Bizim bir açığımız varsa bir tercih edelim, söyleyin kardeşim. Ya biz biliyoruz da söylemeyiz de falan yok kardeşim. Ben burada öyle bir şey söylemedim. Açınız var diye söylemedim. Ben sadece şimdi yasa olan 468 milyon borcun tamamen saçmalıktan ibaret olduğunu söylüyorum. Serdar Hocam bir tane dinler işte. Arkadaşlar sayın üyelerimiz. Tasrafları kestim. 26 sene başkanım geldi. Kulüpte gelmezsen seni de kambur olsun. Bunlara saygısızlık yapar. Ahmet Başkan. Kabir görmedi. Başkanım. 28 sene bizi yaptı. Ahmet Başkanım. Ya para mıydı bunu da bil. Böyle bir lisan, böyle bir tavır yeni Malatya Spor Kulübü Başkanlık makamına yakışmıyor.
Bak yıllardır, yıllardır ben bunu görüyorum. Yani kendisiyim, 35 yılıma verdim. Başkan, 35 yılıma verdim. Arkadaşlar, 35 yılıma verdim. Ben seni gibi bir insan görmedim. Arkadaşlar, yazık. Bu bölüm var arkadaşlar. Fuat, bunlar yazık. Ben çakal değilim. Fuat Bey, bir saniye. Ben yeni Malatya Spor Kulübü'nün başkan, en asil delegelerinden biriyim. Başkan, ben çakal değilim. Başkan, rica ediyorum. Serdar'ın. Arkadaşlar, anlaşıldı mı? Bunlar yakışmıyor. Arkadaşlar, bunlar yakışmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bu salonda bayanların olduğunu söylüyorsunuz. Lütfen bize saygı gösterin. Sen sus oğlum, ne konuşuyorsun?